Şimdi pozitif kenar tetikleme kontağının, yani P kontağının yaptığı işi P kontağını kullanmadan yapacağız. P kontağının yaptığı iş neydi? Girişindeki sinyal 0'dan 1'e çıktığında P kontağı çıkışına 1 çevrim kadar, 1 çevrim süresince çıkış veriyordu. Yaptığı temel iş buydu. Bu işi kontağı kullanmadan yapacağız. Örneğin input 0.0 butonuma basacağım. Q 0.0 çıkışımı çalıştıracak. Ha güzel, tamam, bastık, çalışıyor. Ama burada nedir? Elimiz butona basılı olduğu sürece Q 0.0 çıkış verecektir. Ben bunu istemiyorum. Bir sonraki çevrimde bu çıkış kesilsin. Tamam mı? Şimdi burada yardımcı bir başka elemandan kullanacağım. Örneğin merkez 0.0 veya memory bit 0.0 kullandığımızı düşünün. Ne olacak? Input'a bastım mı 0.0'a? Bastım. Kapalı üstlerinden Q 0.0 çalıştı mı? Çalıştı. Bir sonraki çevrimde benim bunu açmam lazım ki sadece Q 0.0 bir çevrimde çalışsın. O zaman NR6'a gelip merkez 0.0'da çalıştırırsam. Tamam mı? Bakın şimdi ne oldu? Input 0.0'a bastın mı? Bastım. Kapalı üzerinden çalıştı mı? Çalıştı. Daha sonra aşağı satıra indi. Input 0.0'a basılı mı? Basılı. Merkez çalıştı mı? Çalıştı. Şu anda bakın birinci çevirdiğim, İkinci çevrim diyeyim. Hatta devam edelim. Üçüncü çevrimi de arayalım. Birinci çevrimde bastım input 0.0. 1. Q 0.0. 1 mi? 1 olmadı mı? 1 oldu. Aşağı iniyorum. Merkez 0.0'da 1. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bir sonraki çevrime dönüyorum. Bir sonraki çevrime döndüğüm zaman merkez artık ne? 1. 1 olduğu için bu kontağı açtı mı? Açtı. Açtı. O zaman ikinci çevrimde hala input 0.0'a basıyorum 1. Ama Q 0.0 merkez kontağını açtığı için çalışmayacak. Yani 0. İniyorum aşağı satıra. Aşağı satırda da merkez 0.0 yine çalışmasını sürdürüyor. İkinci çevrime bakalım. İkinci çevrimde de yine aynısı. Hala input'a basılı, hala burası açık, hala burası sıfır. Aşağı satır iniyorum. Buraya basılı. Adını siz getirin. Merkez çalışıyor. Aynı çalışma şartları ikinci çevrimde de, üçüncü çevrimde de devam ediyor. Şimdi acaba butondan elimi çekmem sırasında bir numara olur mu? Ona bakıyorum. Butondan elimi çektim. Butondan elimi çektiğim zaman devreyi nerede yakaladı? Burada ne diyelim? Buton 0 oldu. Yani giriş 0 olduğu zaman elimi çektiğimde. Şimdi açıldı mı? Açıldı. 0 oldu mu? Oldu. Burada hala ne? Bir önceki çalışmadan ne var hafızalarında? 1 var. Açık mı? Evet. Açık. Sıfır mı? Evet, sıfır. Aşağı iniyorum. Açıldı, sıfır oldu mu? Oldu. Merkez durdu mu? Durdu. Burada sıfır oldu mu? Oldu. Dönüyorum. Butondan elimi çektim ya. Dönüyorum tekrar. Burası sıfır mı? Sıfır. Burası şimdi ne oldu? Sıfır oldu. Sıfır olduğu için kapandı mı? Evet. Ama burası açık. Butonun elini çektim ya. Fark yok. Q'yu çalıştırmaz. Burada neye baktım ben? Butondan elimi çektikten sonra da acaba bir terslik oluyor mu? Olmuyor ya. Anlaşıldı. Şimdi gelelim negatif kenar tetiklemeye. Onu da açık kullanacağız. Evet. Deneme yanılmayı mı? Bir direkt çözeyim mi? Ben bir deneme yapacağım. Aynısını ne diyorsun? Sen açıkla mı yapacağız? Evet. Tamam. Deneyelim. Açık. Q 0.0.
İntisiniz ya. Açıyor. Arkadaşım diyor ki hocam böyle yapsak ne olur? Bakalım olacak mı? İnt dolaşsın mı? Ha aradığımız ne? Onu da söyleyelim. Ne kontağı? Girişte iş yapmaz. İnişte. Ama birden sıfıra düşüşte çıkışını bir çevirip aktif yapar. Tamam mı? Burada niye arayacağım? Butonda elimi çektiğim zamanı arayacağım. Öyle değil mi? Şimdi intla bastık mı? Renkli kalemler vardı, onu da deneyelim. İntla bastık mı? Kapandı mı? Açık mı? Evet. Sıfır. Aşağı iniyorum. Kapandı mı? Bir. Aa, butona ilk bastığım anda bir şey olmadı. Bakalım devam edecek mi? Butona ilk bastığım anda Q çalışmadı. Dönüyorum. İkinci çevrimde hala basılı mı elim? Evet. Hala burada kapalı mı? Evet. Kapalı. Merkez az önce ne oldu? Çalıştı. Bir oldu. Bir oldu. Tamam. Bu ne oldu? Bir oldu. Evet, ilk bastığım çevrimde çıkış aktif olmadı ama ikinci çevrimde çıkış aktif oldu. Ama ben niye arıyordum? İlk çevrimi anlamadım. Anlaşıldı mı? Bu benim işimi görmedi. Başka yorum olan var mı? He? Yok mu? Bir de kapatıldı. Aşağıda mı? Şöyle deneyelim. Input 0.0 kapalı kullandık. PLC run yaptınız. Hocam çalışır Q. Bir dakika Q çalışır mı? Bakalım. PLC run yaptığınızda bu kontağın kapalı üzerinden merkeze kadar enerji yakış olur ama merkez, yani memory weak. Açık olduğu için devam etmez. Tamam mı? Peki butona bastığımızda ne olur? Butona bastığımızda mesela açılır o. Bura ne oldu? Açıldı. Evet. Açıldı. Bura açık. Kapandı. Tamam dur. Satır satır gidiyorsun. Açık. Burası mı? Aşağıya iniyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz. Aşağıya indiğinizde bura kapandı mı? Evet. Bu bir oldu mu? Evet. Oldu. Dönüyorum bir sonraki satırda şeyde çevrimde burayı kapadı mı? Evet. Ama burayı açtı. Evet. Gel oldu. Gel. Dur aradığımız bu değil ama. Elimi çekme al. Yani ne oldu? Butona bastı. Tamam mı? Burayı açtı. Evet. Merkel çalıştı. Merkel burayı kapadı ama butonun burası açık olduğu için kontağı. Ondan sonra ki çevrimlerde çalışma yapmıyor. Butondan elimi çekme anıma bakalım. Bakın. Butondan elimi çekme anı. Olmaz. Aşağıya siliyorum. Kapanacak açıldı. Butondan elimi çekme anına bakıyorum. Butondan elimi çektim mi? Evet. Butondan bura kapandı mı? Evet. Merkezi ne olarak görüyor şu anda? Kapandı. Niye? Bir önceki çevrimde merkez zaten 1'di. Bunu kapalı olarak gördü mü? Evet. Çıkışı çalıştırdı. Bir oldu. İniyorum aşağıya. İniyorum aşağıya. Bura açıldı mı? Evet. Açıldı. Merkez ne oldu? Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Parmağımı çektiğim anda Q çalıştı mı? Evet. Çalıştı. Bundan sonra ama çalışmaması lazım çevrede. Evet. Devam ediyoruz. Elimi butondan çektiğim birinci çevrim çalıştı. Elimi butondan çektiğim ikinci çevrime döndüm. Bura kapalı mı? Evet hocam. Normaldeki haline geldi çünkü evet. Butonun elimi çektim. Devam ediyorum. Merkel bir önceki çevrimden sıfır olmuştu veya memory bit bir önceki çevrimde sıfır olmuştu. O nedenle burayı açtı. Çıkış sıfıra düştü. Yani butonu elimden çektiğim çevrimde bura Merkel bir önceden bir olarak hatırlandığı için burayı kapamış çıkış vermişti. Ama aşağı satır indiğimizde Merkel'in yeni değeri ne oldu? Sıfır oldu ve elimi butondan çektikten sonra ikinci çevrimde orayı artık ne olarak hatırlıyor? Sıfır olarak hatırlıyor. Sıfır olarak hatırlayacağı için de veya sıfır olarak görüyor diyerek
buradaki kontağını normalde açık haline geri getirdi. Tamam. Bu da negatif genel tetiklemenin N kontağını kullanmadan yapılmasıyla.